Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz bataryasız telefonlarımızı kamera haline getirme yöntemleri ve programları ile ilgili bahsedeceğim. Şu anda telefonumuzun ikisi de aktif halde. Şimdi arkadaşlar öncelikle Google Play'den Alfred kamera diyorsunuz. Alfred kameraya gidiyorsunuz ve bunu yükleme yapıyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için aç bölümünden. Alfred kamerayı yükledikten sonra şöyle açtığınız zaman oturum açma bölümü gelecek. Hangi hesaptan açmamız gerektiğini söylüyor. Sadece yapmanız gereken tek bir işlem var. Bu işlem bu telefonda hangi hesabı açıyorsanız diğer telefonlarınızda da aynı hesabı açmanız gerekiyor. O hesaptan yani program üzerinden o hesabı açmanız gerekiyor. Direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Google'dan açalım. Hemen ben girişimi yapayım. Tabi telefonlar eski olunca ister istemez yavaş oluyor. Şöyle giriş yap dedim. Arkadaşlar Alfred kamerayı seçiyoruz. Burada güncelleme sonra diyelim güncellemeyi. Şu anda artık bu şu üstten bu cihazın kameramı izleyicim olacağını karar veriyoruz. Biz bu cihazı kamera haline getirelim. Şöyle. Şu şekilde. Buradan kameramıza bağlanalım. Bakın şu anda hareket verildi. Hareket alarmları geliyor üstten. Buraya ayrı bir ben bunları kuşlarımda kullandığım için şu anda bakın bu kuşlar camda gibi bu camdan kuşlar orayı gören kameram. Bir tabletim var orada yine hayvanlarımı gören. Bu başka bilgisayarım da aynı şekilde kamera izleme modunu almıştım. Bu da bilgisayarım. Mesela tablete bağlanalım. Tabletimizde şu anda gördüğünüz gibi ana kucağının içerisindeki civcivleri gözlüyorum ben buradan. Şu anda canlı canlı orayı izleyebiliyorum. Şurada konuş dediğim zaman sesimi oraya iletiyor. Kayıt dediğim zaman kaydı alıyor. Ekran döndürmesi, kamera mod değişikliği, arka tarafı ve ön tarafı geçiş yapabiliyorum. El feneri yani flaşını açıyor. Bu tablette flaş yok o yüzden açmaz. Düşük pil seviyesi dediğim zaman gece moduna geçiyor ama tabii telefonlarda çok büyük bir şey belli etmiyor. Siren dediğiniz zaman da orada avaz avaz bir siren sesi çalıyor. Şimdi onay geldi. Onayı sonra verelim. Şu ayarlara geldiğiniz zaman kameranızın adını değiştirebiliyorsunuz. Bakın güncelleştirme mevcut diyor. Sürümümüz geride olduğunu söylüyor. Bildirimleri açık dediğiniz zaman ve burada size hareket algılama şurada eğer hani alarmı kapat açmayı buradan yapabiliyorsunuz. Hareketin hassaslığı orta yüksek düşük.
Algılama alan bölgesi seçebiliyorsunuz ama tabii bu paralı üyeliğe geçiyor. Bu aynı zamanda hem ücretsiz ve paralı üyelik olarak kısımları var. Paralı üyelikte zoomlama yapabiliyorsunuz. Yani yakınlaştırabiliyorsunuz. Parasız da zoomlama yapılamıyor. Hareket bölümü mesela belli bir yerde bir ağaç var. İzleyeceğiniz yerde o rüzgardan dolayı dallar hareket ediyor. Onun alarmının gelmesini istemediğiniz zaman belli bir yeri seçiyorsunuz. Sadece oranın ayarı geliyor. Buradan ayarlarımızı yapıp geçmiş izlemeleri yapmak için burayı kullanıyorsunuz. Kayıt altına alıyor. Burada zaten ayarlarınız 7 gün sonra 6 gün içinde siliniyor. Bakın altı üzerinde yazıyor zaten. 6 gün sonra komple veriler siliniyor. Eğer kaydetmek istiyorsanız üstüne tıklayıp buradan seçip bir telefonunuza indirebiliyorsunuz. Eğer ki bir olay oldu ve telefonu da aldılar gittiler. Hani telefonunuz orada değil. Adamı aldı götürdü yanında gelen hırsızdı. Bu dert değil çünkü görüntüyü otomatikman online sisteme yedekliyor. Mesela benim şurada bakın bağlı olmadığım bir yerim var. Ama şu anda burada hiçbir olay yok çünkü bayağıdır bağlı değil. 6 gün geçmediği sürece buradan canlı canlı bakın olay kaydedildi. Tabletten bir olay aldık. Hareket algılaması aldı. Bakın 21 tane olay oldu diyor. Bastığınız zaman 22 saniye, 5 saniye civarına bakın. Bunlar da neden? Işık yanış sönüşleri ve civcivler içerisinde geçiş yaptığından dolayı bunların hareketlerini algılayıp bana bildirim veriyor. Ve mesela ben bu kameramızın bildirimini kapatayım. Çünkü burada devamlı hareket olacak. Aynı zamanda karşı tarafın kamerayı kapattık. Bildirimimizi 1 saat ne 8 ben açana kadar kapalı kalsın. Buradaki ortam sesini şuraya açtığımız zaman telefonunuza ortam sesi şu anki ortamdaki ses geliyor. Konuşmaya bastığımız zaman merhaba karşı tarafa ses direktmen gitti. Hemen dibimizdeki cihaza bağlanalım. Şu cihazımıza girelim. Tabi burada bağlantı biraz zayıf. Wi-Fi biraz uzakta. Ondan dolayı bayağı görüntüden geç geliyor gördüğünüz gibi. Öbürü daha hızlı. Çünkü o Wi-Fi alanının içerisinde daha çekiyor. Çekim zayıfladığı zaman tabi görüntü kalitesi düşerek geliyor. Veya takılmalar meydana geliyor. Normal şartlarda eğer internet Wi-Fi'niz iyi çekiyorsa orada takılma sorunu yaşamıyorsunuz hiçbir şekilde. Evet, A hatası verdi. Tekrar bağlanmaya deneyelim. Şu anda bağlanmaya çalışıp bağlanmadı. Wi-Fi zayıf olduğu için hata verdi. Onu da yine böyle durumlarda telefonunuzun başından ayarlamanız gerekiyor bunu. Şöyle yapayım. Ben bu Wi-Fi'yi çeken bir yere telefonumuzu takayım. Oradan devam edelim. Arkadaşlar tekrar girmeyi deneyelim. Bakın aktif gözüküyor. Şu anda bağlandık. Ben bunu bilgisayar ekranıma getirdim. Şöyle hemen ses dinleyelim. Şu apolumuz şu anda ortamdaki ses. Merhaba. Sesim geliyor mu? Şöyle flaşımızı açalım. Wi-Fi ailen yavaş yaklaşamadım. Flaşımızı açtık. Kapattım. Ama görüntüde hafiften bir donmalar mevcut. Sirenimizi açalım. Size diyor ki alarm hani çalınacak bilginiz olsun diye bilgi veriyor. Onay verdiğiniz zaman bu telefonun ses düzeyine göre değişir. Şu anki telefonumuzun ses düzeyi bu alarm moduna bu kadar ses veriyor. Şu anki elimdeki bulunan telefonun sesi daha gür.
Bunu alarm çaldığım zaman bayağı bir şiddetli vuruyor. Bakalım. Şurada hemen iki tane olay vermiş. Bir tane olay vardı zaten. Ben burada elimle şöyle kamerayı sildim. Elime kamerayı sildim. Hemen şeyini verdi. Bakalım şöyle yapalım. Kameramız kapalı. Evet, vermeyecek çünkü tablet, telefon dondu. Ya ne kadar da olsa eski telefonlarla uğraşınca biraz tabii ki sıkıntı oluyor. Bunun sebebi de takılma sorunu. Telefonumuzu yeniden açalım. Bir, Wi-Fi'nin yavaş olması, iki, telefonun eski olmasından dolayı takılma sorunu illaki yaşıyoruz. Şöyle basalım, tekrar açalım bakalım. Hani bir güzelliği, telefonunuzu açtığınız zaman otomatikman sistem devreye giriyor. Telefonunuz illa Wi-Fi'ye bağlı olmasına gerek yok. İçerisinde bir internet olan sim kartı olsa dahi herhangi bir yerde şarjı bitmediği sürece uzaktan her türlü izleyebiliyorsunuz. Yani internet olsun, Wi-Fi veya normal hat fark etmez. Otomatikman kamera modunda izleme şansınız var. Buradaki alarmı da ben size tekrar göstereceğim şimdi. Hareket algıladığı zaman otomatikman bana bildirim yollayacak. Şimdi telefonumuz açıldı. Programın kendine gelmesini bekliyor. Programı açacak birazdan. Wi-Fi'ye bağlandı. Telefon açılışında Alfred kamera otomatikman açılıyor. Telefon dediğim gibi eski olduğundan dolayı aşırı derecede bir yavaşlama ve kasma, şu güncelleme olduğunu söyle, biz güncellemeyi sonra yapacağız. Şu anda kameramız aktif. Hareket verdik. Hareket verdiğimizde bizim buraya bildirim gelecek. Tabi internetin yavaşlığından dolayı geç geliyor. Bakın. Canlı izlediğiniz zaman anında canlı bir şekilde izliyorsunuz. Buradan geri deyip iki olay oldu. Hemen olaya vakıf bir şekilde, bu oraya yedekleme aldığı için izleme sağlayabilirsiniz. Şurası. Elimi geçirdim. Ses de alıyor aynı zamanda. Hareket bu şekilde diyor. Buradan bir şey karartı geçti. Şu anda tekrar yapalım. Biraz daha yavaş. Ortalama hareket olduğu zaman 30 saniyelik bir çekim yapıp kayıt alıyor. Eğer hareket devam ederse bu kayıtta 30'ar 30'ar saniye halinde devam etmeye şey yapıyor. Ama paralı üyeliği kurarsanız ücretli üyelikte, yani pro versiyonuna geçtiğiniz takdirde kayıt süresi de uzayabiliyor, uzatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi çekişim biraz zayıf. Zayıf olduğundan dolayı. Gerçi evet, bir şey gelmiş, bakın bildirim.
hareket eder mi? Gözüküyor. Benim şu anda burada bildirimlere ayrı bir ses tonajı vermediğim için bazen bildirimler sessiz gelebiliyor. Çünkü sesleri kapalı olabilir. Ama kendi kullandığım telefon, bunları hep kamera modunda kullanıyorum. Kendi kullandığım telefonda kameralardan gelen sesler farklı bir alarm zil sesi koydum. Orada herhangi bir hareket olduğu zaman otomatikman benim telefonumda farklı bir siren çaldığı için kameradan geldiğini otomatikman biliyorum. Gayet güzel bir uygulama arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. İster ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz, isterseniz ücretli kullanım sağlayabilirsiniz. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar.